Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Celal'in tefsirinin Nahl suresinin 65. ayetinden itibaren okuyoruz. 66. ayetten itibaren okuyoruz. Ve inne lekum fil en'ami la ibreten itibaren. En'am na'amın cem'idir. Na'am develere denilir. İnek türüne denilir. Bir de ufak baş hayvan, keçi koyunlara denilir. Ve inne lekum fil en'ami la ibreten. En'amlarda sizin için ibret var, öğüt var, nasihat var. İbret ne demek? İtibaren. Bildiniz değil mi? Yani ne? En'amlarda sizin için ne var? İbret var, yani ittiaz var, hatırlatmak var, öğüt almak var. Oldu mu? Nasıl ibret var? Nasıl sizin için ne var? Öğüt var, onu beyan ediyor. Nuskikum. Bak, beyanul ibreti. İbretin neyidir? Beyanidir. Tabi burada mudaf mukadder. Yani beyanun li mutaallakil ibreti. Yani ibret neye taalluk ediyor? Sen neyle öğüt alıyor? Onu beyan ediyor. Yoksa ibretin kendisini beyan etmiyor. Burada neden ibret alıyoruz? İşte sütlarından, şundan, buyundan. Ha, işte bu nuskikum ibreti değil, ibretin mutaallaki. İbret alınacak şeyi beyan ediyor. Burada beyanun li ibreti gaye, beyanun li mutaallaki ibreti. Mutaallakul ibretin neydir? Beyanidir. Nuskikum. Biz ne ediyoruz? Sizi sulandırıyoruz. Size içiriyoruz. Mimma o şey ki fi butunihi. En'amların butunlarından olan şeylesi ne ediyoruz? Sizi sulandırıyoruz. Bak. Ve inne lekum fil en'amli ibreten itibaren nuskikum bi'amli ibreti mimma fi butunihi eyl en'ami. En'am cemedir. Butuniha gelmedi. Butunihi geldi. Kulli vahad itibariyle. Her birinin batında bu var. Oldu. Mimma fi butunihi. Bu nuskikum cümle ibretin tefsiri olabilir. İbretin ne? Tefsiri olabilir. Anlıyorsunuz değil mi? Tabi ibretin tefsiridir. Yani ibretinin mutallakının tefsiridir. Oldu. Veyahut da bu nuskikum cümlesi mahzuf bir cümleye nedir? Bir muhtedaya haberdir. Yani hiye ibret nedir? Nuskikum. Mahzuf bir muhtedaya da ne olabilir? Haber olabilir. Veyahut da nuskikum muhteda haber nedir? Mahzuf. Fiil nasıl muhteda olur? Hani tesma'u bil mu'idiyyi, orada fiil muhteda olmuş. Fiile merfu, mesler tevhidindedir. Muhteda olduğu gibi burada da harfi mesleye olmadan mesler tevhidine girip muhteda olabilir. Anladınız değil mi? Demek nuskikum ibretin tefsiri olabilir. Mahzuf hiyeye, muhtedaya haber olabilir. Kendisi mubtada, haberi mahzuf olabilir. Tekrar ediyorum. Ve inne lekum filen amilla ibreten itibaren nuskikum beyanun ibreti mimma fi butunihi eyil en amim. Şimdi mimmadaki mine tebidiye de olabilir. Mine iptidaye de olabilir. Bu kadar bilin yeter. Oldu. Ne olabilir? Mine tebidiye de olabilir. O mine iptidaya da olabilir.
ma fi planil ami min lil iptida. Bu yukarıda ne diyor? Diyor min lil iptidai. Min niçindir? Tamam, o daha uygun olabilir ama tebi'i de olabilir. Bu iptida için olan min mutaaddikatun bin nuskiyikum. O car-ı mecrur. Nuskiyikum min ma fi butunihi. Nuskiyikum min beyni fersi. Bu car-ı mecrur nuskiye nedir? Mutaaddiktir. Bildiniz değil mi? Neye mutaallak? Nuskiye mutaallak. Min beyni fersin. Min beyni ne? Fersin. Fers ne demek? Süflil kerişi. Anlıyorsun Abdullah? Süfli, sefli, sifli. Üç hareket de nedir? Sanın üç hareketi de caiz. Kerişi, kerşi de okunabilir ama asıl dertli nedir? Kerişidir. Sokla bir ama senin kaf vermiş. Kim kaf diyor? Şunu sokla kereş. Hepimizin ifade değil mi? Evet. Niye sen bunların hepsini bir sonrakine güveniyorsun? Ya Abdullah. O bize ölsün, biz daha çok olsun. Ha. Süfül ne demek? Keriş ne demek? Hayvanların işkembeleri var ya, hayvanların o pisliğin toplandığı nedir? İşkembe. Türkçe biz ona ne diyoruz? İşkembe. Süfül veya sefül sifil içindeki pisliğidir. Kerişin o pisliği ile ve demin kan arasından size içiriyoruz. Ne içiriyoruz? Lebenen halisen. Lebene halis içiriyoruz. Ne içiriyoruz? Lebene halis içiriyoruz. Anlıyorsun değil mi? Şimdi hayvan önce ne? Bir şeyler yerken o yediği maddenin içinde dişi hayvan yerken kan da var. Ne var? Pislik de var. Bir de beyaz süt. Bunlar hepsi bir. Rang itibariyle, tad itibariyle her yönü birine zıt ama aynı yerde. Bu kan, pislik, işkembe içinden Yüce Allah size ben beyaz sütü içiriyorum. Siz bundan hiç ürtenmiyorsunuz. Hayvan önce bir şeyler yerken, öyle değil mi? Hayvan ne? Bir şeyler yerken bu daradan ne oluyor? Geçiyor. Şey, dara diyorum. Akciğer. Akciğer bunu, akciğer değil de karaciğer. Karaciğer bunu arıtmadan geçiriyor. Kanı nereye gönderiyor? Damarlara gönderiyor. Sütü nereye gönderiyor? Kanı nereye gönderiyor dedik? Damarlara gönderiyor. Sütü nereye gönderiyor? Memelere gönderiyor. Pisliği nereye gönderiyor? İşkembe torbasına gönderiyor. Oradan dışarı çıkıyor. O dışarı çıkan pislik de boşuna gitmiyor. Ondan da çok çok faydalar var. Bildiniz değil mi? Lebene halistir ne demek? La yeşubuhu, şabe yeşubuhu. La yeşubuhu şeyun. Hiçbir şey ne olmuyor? Ona karışmıyor. Minel fersi ve demmi. Bak ne fers karışıyor, ne pislik o süte karışıyor, ne kan karışıyor. Oldu mu? Karışmıyor. Min tu'min tad olarak bir şey karışmıyor. Ev rihin rih olarak karışmıyor. Ev leunin. Yani fers demen fersle demen ne tadı, ne rihin, ne leunin. Hiçbiri bu süte karışmıyor.
Allah'ın hikmeti, kudreti. Ev beynehuma yanlış değil mi? Vehve beynehuma değil misin ki? Ha. Ev mi? O yanlış mı sağ ol? Benimle senin için aynıdır, yanlış. وَهُوَ بَيْنُمَا بَيْنُمُمْ Bakın, yukarısında ne var? Yukarısında dem var. Aşağısında fes var. Aralarında ne? Süt var. İçinde olduğu halde tadlarından, kokularından, levlerinden ne yapılmıyor? Etkilenmiyor. Sa'igan li şaribin. İçenlere de nedir? Sa'igdir. Sa'igan li şaribin. Sehlel mururi fi halkihim. Sehlel mururi fi halkihim. Halklarından nedir? Halklarında mururu sel, yani kolay insanların halkından, boğazından ne oluyor? Aşağıya iniyor. La yugessu bihi, onunla boğulma olmaz. Yani kimse boğuluyor. Kimsenin gusel, hani boğaza düğümlemek, bazen su, bazen yemek insanın boğazına düğümleniyor ya, sütte öyle durum yok. Sehlel mururi fi halkihim, onların boğazlarından mururu seldir. Ne demek? La yugessu bi, onunla boğulma olmaz. Boğazı, kimsenin boğazından düğümlenmiyor. Oldu. Bu ayet, 66. ayet. Ve inne lekum fil en'ami la ibreten nuskikum mimma fi butunihi min beyni fersin ve demin lebenen halisen sa'igan lişaribin. Oldu. Bu lebenen terkibinden ne olur? Nuskinin mef'ulü olur. Nuskinin neyi olur? Mef'ulü olur. Min beyni fersin ve demin, o da lebenen neyi? Hali olur, mukaddem olmuş. Anlaşıldı? Tamam. 67. ayete bakın. Ve min semeratin nakhili vel a'nabi tettehizune minhu sekeren ve rizkan hasene. Ve min semeratin nakhili. Nakhil hurma ağaçları. Hurma ağaçların meyvelerinden de ne ediyoruz? Size yediriyoruz. Vel en'ami, ne diyoruz? Yani a'nab ve min semeratin nakhili vel anabi. A'nab, inabın cem'idir, asma ağaçları. Uzun asmaları var ya. Nakhil de hurma ağaçları. Ve min semeratin nakhili vel anabi. A'nab, nakhilin meyvelerinden semerun, bir takım meyveler var. Öyle değil mi? Yani üzüm asmalarından, hurma ağaçlarından bir takım meyveler var. Tettehizune minhu, siz o semerden alıyorsunuz sekerin. Sekeri alıyorsunuz. Yani seker sarhoşluktur. Burada serhoş eden şeyleri alıyorsun. Hamre. Sekerden murad nedir? Hamre. Siz üzümden, birden neden? Üzümden, hurmadan içki yapıyorsun. O hamre ki 100 kilo. 100 kilo. Sanki de öyle mi? 30 kilo. Ha, bak güzel. Niye? Çünkü hamre müennesse semaidir.
mahsumiyetle müennes gelmiş. Tettehizune minhu sekeren yani hemren tüskiru. Serhoş edici hemri ne ediyorsun? Yapıyorsun. Sümiyet hemr burada isimlendirilmiş bir mesleği meselle. Seker serhoşluk demek. Anlıyorsun Osman? Sefer anlıyorsun. Seker ne demek? Serhoşluk demek. Ama burada nedir Hacı Yusuf? Burada hamer. Demek hamer, seker olan meslerle ne yapılmış? İsimlendirilmiş mübalağa için. Hani Zeydun Adlun gibi. Tettehizune minhu sekeren, hamren tüskürü. Serhoş edici hamri ne ediyorsun? Alıyorsun. Sümmiyet, hamer isimlenmiş bir mesleri. Meslerle isimlenmiş konu nedir? Sekeren diyor. وَهَذَا قَبْلَ تَحْرِيمِهَا وَهَذَا قَبْلَ تَحْرِيمِهَا Bu, daha hamr haram olmadan öncedir. Bu ayetin nüzulu, قَبْلَ تَحْرِيمِهَا hamirdir. Bak Yüce Allah, sekeri yapıyorsun, bundan hamir yapıyorsun. Bununla Yüce Allah minnet ediyor. Bunu nimet olarak ne ediyor? Ad ediyor. Bu haram olmadan önceliyim. Oldum. Şimdi dikkat edin. Semerun oraya koydu. İşaret etti ki ve min semerati nakhili vel en'ami mahzuf bir mubtedaya nedir? Mahzuf bir mubtedaya haberdir. Mahzuf ve muahhar bir mubtedaya nedir? Haber. An semerun burada mubtedadır. Mahzuftur, muahherdir. Ve min semerati nakhili vel en'ami bu da ne olur? Haber olur. Bu tettehizune minhu sekeren bu cümle de o semerinin neyi olur? Haberi olur. Yoksa semer nekiredir, mubteda olmaz. Tettehizune minhu sekeren onun neyidir? Haber yani söylüyorum. Haber değil, sıfettir. Haber ve min semerat nakhli ve la amide. Semerun mubteda, tettehizune minhu sekeren bu cümle semerunun sıfatı olmuş. Bu sıfatla tahsis yapılmış. Dolayısıyla iptidası caiz olmuş. O min semerat nakhli ve la amide bu da ne olur? Haber olur. Oldu. Tettehizune minhu siz bu tettehizune minhu siz bu semerden alıyorsunuz, tetazümünü sekerin, sekeri alıyorsun, hamrinizi alıyorsun bundan. Bir de ve rızkan hasenen, bundan hasen bir rızkıyla istifade ediyorsun, alıyorsun. Ya en'am nakilden ne rızkı alıyoruz? Hakket temri, nakilden ne alıyoruz? Kurma. Ve zebibi. Üzümden ne alıyoruz? Yaş, anablardan ne alıyoruz? Üzüm alıyoruz. Vel halli, sirke alıyoruz. Bakın temir, nakile göre. Zebib, neye göre? Anaba göre. Hemel, hal, ikisine göre. Sirke ikisinden ne oluyor? Yapılıyor. Sırayla gidiyor. Önce nakil geçmişti, temir geldi. Sonra anab geçmişti, zebib geldi. Hal da ikisininle ilgili olduğu için ikisinden sonra gelmiş. Oldu. Sekeren hangi babdır biliyorsun? Ferihe yefrahu ferahen. Sekire yeskeru sekerendir. Anlaşıldı. Bir de ve dipsi. Ne gibi? Bekmez. Bakın, hal, dıbs, ikisinden ne yapılıyor? Elde ediliyor. İkisinden yapılıyor. Bildiniz değil mi? Onun için ikisini en son getirdi. Veyahut da hal, nakile gidiyor. Yok, onu demeyelim. Temir, nakile göre. Zebib, anaba göre. Hal ile dıbs, o ikisine göre. Zebib kuru üzüm mü demek? He? Zebib kuru üzüm mü demek? Kuru üzüm, he.
Sebebi kuruzum. Bak rızık diyor, kuruzum depolanıyor. Kuru hurma depolanıyor. Oldu İnne fizalikel mezkuri. Bakın, şimdi bu zikredilenler nedir? İşte en'amlardan kan, fers, arsan sütü çıkarmasıdır. Nahil anablardır. Nahil anablardan seker alınmasıdır. Rızkı hasen alınmasıdır. Bu zalike bunların hepsine gidiyor. Zalike mufredir. Bunlar cem edirler. El-meskuri. Ha, demek zalike bunlara gidiyor. Meskur teviliyle. Meskur lefsi müfredi müzekker değil mi? Bunları hepsini meskurla tevil ettiğimiz zaman ne oluyor? Müfredi müzekker oluyor. Hepsi müfredi müzekker oluyor. İnne fî zâliken meskûri. Bu zikredilenlerde la ayeten. Ayetenin tenvini tazim için. Büyük bir ayet var. Büyük bir alamet var. Neyin üzerine büyük bir alamettir? Ala kudreti itaala. Bunların hepsinin zikrinde Allah-u Zülcelal'ın kudreti üzerine büyük bir, bu zikredilenler Allah'ın kudretine büyük bir nedir? Büyük bir alamettir. İnne fizalke bu mezkurde var. Ne var? La ayetin ala kudreti itaala. Allah-u Zülcelal'ın kudreti üzerine. Ama kimin için var? لِقَوْمِنْ يَعْقِلُونَ لِقَوْمِنْ يَعْقِلُونَ يَتَدَبَّرُونَ Tedabbur eden, tefekkür eden kavm için ayet var bunlarda. Hayvan gibi yaşayanlar, hayvandan daha aşağı olanlar bunlardan bir öğüt almasın. Dünyada bir sürü kafir, fasık, facir var. Eğer öğüt almış olsaydı böyle olmazdı. Oldu. 67. ayet ve min semeratin nakili vel a'nabi tettehizune minhu sekeren ve rizkan hasenen inne fi zalike le ayetel li kavmi ya'kilun. Oldu. 68. ayete bakın. Ve evha rabbuke ile nahli. Bu sure ne suresidir? Ha, bu ismi buradan almış. Ve evha, yüce Allah vahiy etmiş. Öyle değil mi? Yüce Allah ne etti? Vahiy etti. Kime vahiy etti? İlen nahli. Bal arısına vahiy etti. Ya aklı yok ki ona Cebrail'i göndersen, vahiy göndersin. Ha, vahye ilhamin. Dört çeşit vahiy var. O dört çeşitten biri olan ilhamdır. Ha, ilham vahyiyle ona ne etmiş? Vahiy etmiş. Vahye ilham. Bildiniz değil mi? İlham, vahy, direktmen konuşmak var. Mi'raj'da Efendimiz ile Allah-u Zülcelal arasında geçen konuşma gibi. Hazreti Musa Allah-u Zülcelal arasında doğrusuna da geçen konuşma gibi. Vahye min verai hicab var, perde arkasında. Vahye min ciheti resul var, hani elçi Cebrail'i gönderme yönüyle. Bir daha ilham yoluyla olan vahy. Buradaki arıya yapılan vahy, vahy nedir? İlhamdır. Ve evha rabbuke ile nahli, Rabbin nahle vahyeti en müfessiretun. Nahv kitaplarda da geçiyor ya. Buradaki enne nedir? Müfessire. Çünkü enne müfessire kendisinden önce kavlun manasını geçecek, harfleri geçmeyecek. Evha geçmiş, kavlun manası var içinde ama kavlun harfi kavvavla yok. Ev mestariyetun yahut da bu enne nedir? Enne mestariyettir. Oldu. Enne mestariye olursa bir bal mukadder olur. Yani bittihazi en mabadıyla beraber mesler tevlindedir. Car-ı meclur evhaya müteallikdir. Ve evha rabbuke ilen nahli enittehizi minel cibali buyurdu. Senin Rabbin nahle vahiyeti
Ne dedi? Dağlardan kendine evler edinen. Kayaların içinde, bir yerin çatlaklarında, ağaçların içindeki boşluklarda. Biz vahidik dedik, dağlarda kendinize ev yapın, tevine ileyha. Siz o evlere ne edersen iltica edersiniz. Rucu edersiniz. Gece vaktinde o evlerinize girersiniz. Oldum. Bakın enit tehzi minel cibar buyurten bir de ve mineş şeceri buyurten. Ağaçlarda da kendinize ne edin? Evler edin. Ağaçların boşluğuların içinde. Ve mimma ya'rişûd. İnsanların size yapmış olduğu arişler. Yani topraktan, ağaçtan, kovanlar falan yapılıyor ya. İşte oradan kendinize ev edin. İttehzi minel cibali. وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ Bunlardan kendinize edinin. Neyi edinin? Buyurten evleri. يَعْرِشُونَ Faali kimden ibaret? اِيِ النَّاسُ اِيِ النَّاسُ يَبْنُونَ لَكَ Bina ediyorlar senin için. مِنَ الْاَمَاكِنِ اِيِ النَّاسُ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ اِيِ النَّاسُ Ne ediyorlar? Arış yapıyorlar. Ne demek? Arış aslında çardak yapmak. Yani yebnûne leke, leke, leke değil. Yebnûne bina ediyorlar insanlar. Leke senin için ey nehel. Ne yapıyorlar? Minel emakini yer yapıyorlar. Oldu. Ve illa eğer senin Rabbin, bak ve evha Rabbuke ilen nehli. Ve illa eğer senin Rabbin, nahle böyle bir vahiy yapmamış olsaydı, böyle ne? Böyle bir vahiy yapmamış olsaydı, öyle değil mi? Lem tevi, sen rucu etmezsin ileyha bunlara. Eğer bu ilham olmasaydı, ne dağlardan ev yapardı, gece orada barınabilirdin, ne ağaçlarda ev yapardın, orada barınabilirdin. Biz kova yapıyoruz, arı dolduruyoruz. Ve arı yerin içine gider. Eğer ilham olmamış olsaydı, sen getir buraya arıları doldur, kaçar giderler. Bak kovanı dolduruyorsun, Allah vahiy gönderdiği için kaçmazlar. Petek görmeye başlarlar, yavru yapmaya başlarlar, kendine bir büyük arı reis tayin ederler. Onunki farklı bir arıdır. Bak bunlar hepsi Allah'ın vahiyle gerçekleşiyorlar. Oldu. 77. ayet, 67. ayet. Ve evha rabbuke ilen nahli enittehizi minel cibali buyuten ve mineşşeceri ve mimma ya'rişun. Bak, ittehizi. İçtema'a babının emridir. Müfred-i müennesi muhatabet için. Bak neden emri yapıyoruz? Tettehizine. Heya. Ehazen işte mafal değil mi? İşte mafal mı gönder mi? Şimdi tehize it tehize yet tehizu tet tehizu'den yapıyoruz. Tet tehizu kaçta? Mühennes değil mi? He? Mühennes değil mi? O ayrı. Şimdi ona geliriz. Tet tehizine diyelim. Tet tehizine. Teş temine. Tete tehizine. Taya hasfettik. Başa bir hemze mesure getirdik. Akıldan nun gittin. İt tehizi. Tayı taya devam ettik. İt tehizi oldu. E burada neydi? Ha, enit tehizi. Orada bu hemze dercde kaldığı için o da hasfe gitti. Enit tehizi oldu. Normalde it tehizidir. Bildiniz değil mi?
Sümme kuli. Bu kendine böyle yüce Allah vahidi kendine böyle bir ev edin. Sümme kuli ye. Min kulli semerati. Her meyveden ye. Her bütün meyvelerdir. Bütün şeftaline yapışıyor. Kiraza yapışıyor. Bademe yapışıyor. Bütün meyve çiçeklerine ne ediyor? Yapışıyor. Fesluki gir udhuli subula rabbike. Rabbinin yollarına gir. Subul durukahu. Rabbinin yollarına gir. Fitalabil mer'a. Mer'ayı otlanma alanı talep etme hususunda Allah'ın yollarına gir. Oldu mu? Şimdi are, are için yollar çok. Dört tarafa gidebilir. Her tarafa gidebilir. Allah öyle bir firaset vermiş. Hangi tarafta bal var, hangi tarafta çiçek var, onu kokusunu alabiliyor. Başın üzerine iki tane anteli var. Başının üzerine dikkat edin. İki tane anteni var. O anından kafasına çıkarır çıkmaz, çıkarmaz. O antenleri sallıyor. Kaç kilometre uzakta, hangi tarafta bahar çiçek var onu tespit ediyor. Ve bazıları diyorlar, o anından çıkıyor, yükseliyor, onu hemen çakıyor. Ama benim bildiğim kadarıyla o anından çıkar çıkmaz bir tarafa doğru gidiyor. Demek ki tam o anın kapısındayken bu tespiti yapabiliyor. Oldu mu? Fesluki udhuli subula rabbike turukahu fitalabil mer'a. Sümme kuli min kulli semerati fesluki subula rabbike. Rabbinin yollarına gir zülelen. Zülelen. O yolların hale kevni ki zelildirler. Zeli ne demek? Yani arının emrindedirler. Arı o yollardan gidip gelmesinden hiçbir zorlanmıyor. Su mu var, kaya mı var, ağaç mı var, hiç umurunda değil. Üstten uçar gider. Bildiniz değil mi? Bakın zülelen cem'u zelulin halun mine subuli. Subulun neydir? Subulun halidir. Peki subuller, o yollar zelildirler. Ne demek? Ey musahhareten leki. O yollar senin için aliye hitap. O yollar senin için musahhar olmuşlar. Fela ta'suru aleyke. O turuklar, o suburlar senin üzerine asir, çetin, zor değiller. Öyle değil mi? Ne değiller? Zor değiller. Ve in teva'aret. وَاِنْ تَوَعَرَتْ وَلَوْ ki o yollar çetin de olsalar, kaya da olsalar, uçurum da olsa, su da olsa, hadi zatına her ne kadar zor olsalar dahi senin üzerine ne olmazlar? Asir zor olmazlar. تَوَعَرَتْ zor mu demek yani? تَوَعَرَتْ سَعُبَتْ وَلَوْ ki o yollar ne olsa, o yollar hadi zatında sıkıntılı, zor olsalar dahi senin üzerine ne derler? Senin üzerine zor derler. Bu da dürven tevaret ey sa'ubet ala gayrike. Bu daha güzel söyledi. Hani benim hadis zatına zor olsalar burada diyor her ne kadar senin gayri üzerine zor, çetin olsalar dahi sana kolaydır. Oldu. Fela tansiru ve la tadilli. Ve la tadilli alel avdi minha. Alel avdi minha. Geri dönerken o yollardan kaybolmuyorsun.
10 kilometreye kadar gidiyor sıcak havalarda ve geri geliyor direkt. Oradan uçuşa geçince direkt geliyor kovanın deliğinin içine konuyor. Oldu. فَلَا تَعْسِرُ عَلَيْكَ وَاِنْ تَوَعَرَتْ وَلَا تَضِلِّي عَلَى الْعَوْدِ مِنْهَا. Sen onlardan ne olmuyorsun? Kayıp olmuyorsun. وَاِنْ بَعُدَتْ. Velev ki senden uzak da olsalar o yollar, sen kaybolmuyorsun. Gittiğin yollardan geri gelirsin. Şimdi bu zulelen camuz zellulin neyin halidir dedik? Halun mine subuli. Subulun neydir? Halidir. Ve qile mine damili fi usluki. Öyle demiş. Usluki. Bak ne de geçti. Fesluki subula rabbiki var ya. Oradaki demir yaya ne olur? Hal olur. Ey munqadeten lima yuradu minki. Yani o yollar fesluki sen yürü. Senin halekoni ki zelilsin. Ne demek zelilsin? Munqadeten lima yuradu minki. Senden ne isteniliyor ise sen ona muhtaçsın. Allah tarafından ondan ne isteniliyorsa o ona mutlu. Ev yapmaktır, düzenli çalışmaktır, bal getirmektir. Görevin neyse, ondan ne isteniliyorsa onu yapıyor. Demek fesluki subula rabbike. Rabbinin yollarından yürü. Rabbinin yollarından ne yap? Yürü. O yolların halekevni ki zulelen, yollar zelilde zululen. Yollar zelilde de demek yani o yollar başkalara zor olsa da sana kolay. Veyahut da zelil olarak yürü. Ne demek zelil olarak? Allah'ın emrine muti olduğun halde yürü. Bildiniz değil mi? Yahrucu min butuniha şarabun huvel aselu. O arının betninden, karınlarından bir şarap içecek çıkıyor. O nedir? Oldu. Aslında arı görürsen dikkat edin. Arının ön tarafı kalbidir, bağırsaklarıdır, kafasıdır, gözleri, her şey orada. Kafası bir de kafasının arkasında gövdesi var. O gövdenin o motorudur. Onun arkasında hani arına böyle büyük uzun bir şey var arkasında. O sağda arının tankeridir. Uzun bir hortumu var. Çiçeğe konarken o hortumunu çiçeğin dibine salıyor. O dibinde bal var. Yani rutubet su var. Ne diyor? O suyu hortumuyla çekiyor. Arkadaki deposunu dolduruyor. Doldurunca kovana gidiyor. Kafasını peteklerin deliğine sokuyor. Yine o hortumu vasıtasıyla deposundaki balı deliklere boşaltıyor. Gündüz bu şekli yapıyorlar. Gece oldu mu bu sefer arılar getirdikleri balın üzerine konuyorlar. Kanatlarıyla pervane görevini yapıyorlar. Vura 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 içindeki balın yüzde o getirdikleri su %30 %40 sudur. Kanatlarıyla o suyu ısıtıyorlar. Sıvı haline getiriyorlar. Bahar haline dönüştürüyorlar. Kanatlarıyla dışarı atıyorlar. Yaz mevsiminde güçlü kovanların önüne gidin, bum ses geliyor. O ses, o gündüz getirdikleri balı ne ediyorlar? Arıtma görevini yapıyorlar. Kanatlarıyla onu balın içinden çıkartıp sade balı bırakıyorlar. Onu da getirip kovanın kapısından dışarı atıyorlar. Gece giderseniz sıcak mevsimlerde, bal döneminde hem kovandan ses geliyor, hem kapısında da bir sürü arı var. O böyle içine kadar sıraya geçiyorlar. Yahrucu min butune şarabun huvel aselu. Onların karınlarından içecek çıkar. Bu da baldır. Muhtelifun elvanuhu. Onun da elvanları, rengleri muhteliftir. Kimi bal beyaz, kimi bal sarı, kimi bal kırmızı değişiyor. Oldu mu?
Oradaki yüreğe göre, oradaki yürenen bitkilerine göre balonayı değişiyor. Fihi şifaun linnâsi. O balda insanlara ne var? O balda insanlara şifa var. Fihi şifaun linnâsi. O balda insanların neyi var? Şifası var. Minel neye karşı şifa? Minel evca'i. Vecelere karşı, sancılara karşı, elemlere karşı ne var? Şifa var. Peki bu bütün insanlara var. Gîle libâdihâ. Gîle libâdihâ. Bir gîle diyor, bu şifa insanların bir kısmı. Bazı insanlara şifa verir, bazı insanlara şifa vermez. Ama esas o ki herkese şifa verir. Gîle libâdihâ. Nas'ın bâdısına ne var? Şifa var. Veca'a. Minel evca'i. Evca'a olsun. Evca sancı demek. Yani senin o sancıların bazısına verir gibi manası örnek olur mu? Olur. Daha iyi olur belki. Şifaun linnâsi minel evca'i gîle libâdihâ. Daha iyiydi. Hani Osman söyledi, daha güzel. Minel evca'i gîle libâdihâ. Evca'ların bir kısmına şifalidir. Kemma delle aleyh tenkîru şifaun. Hani fihi şifaun, orada tenkir de kıllet içindir. Bir gîleye göre evca'ların bir kısmına şifası var. Şifanın tenkili de buna delalet ediyor. Evli kulliha ya evca'ların öyledir Osman. Bak bu da onu tehdit ediyor. Evli kulliha evca'ların tamamına şifadır. Evca'ların balın bütün evca'lara şifa olması da bir demimetihi ila gayrihi. Hani bazen balı çörek otuyla karıştırıyorlar. Değişik madde sütle karıştırıyorlar veya değişik şeylerle dem edilmek suretiyle bütün evcalara, sancılara, dertlere, elemlere şifadır. Akulu Celal-i Suyuti diyor, ben diyorum ve bidûniha ve bidûniha demimetsiz de şifa verir. Hiçbir şeye karıştırılmadan da şifa verir. Yalnız bir niyetihi, şifa niyetiyle yenildiği zaman bir şeyin ihtilatı olmadan da ne yapabiliyor? Şifa verebiliyor. Bunun delili, وَقَدْ اَمَرَ بِهِ Balla emretmiş, sallallahu aleyhi ve sellem kim emretmiş? مَنْ اِسْتَطْلَقَ عَلَيْهِ بَطْنُهُ O kimse ki betni onun üzerine istitlak olmuş. Yani karnı salı verilmiş. Ne demek? Yani ishal olmuş birine Efendimiz emretmiş demiş bari için. Hatta biri gelmiş ya Resulullah kardeşimin ishali var. Demiş getir süt bal içirin. İçirmiş ikinci gelmiş ya Resulullah devam ediyor kesilmedi. Gene demiş bal içirin. Üçüncü gün gelmiş demiş kardeşimin ishali devam ediyor. Demiş getirin bal içirin. Allah-u Zülcelal doğru söylüyor. Balda şifa var demiş. Senin kardeşinin batni yalan söylüyor. İçirmişler. Üçüncü gün kesilmiş. Bu hadiste Ravahu Şeyhan Müslüm ile Bukhari ne etmiş? Rivayet etmiş. İnne fî zâlik le âyeten li kavmin yetefekkerun. Bu zikrettiğimizde tefekkür ehli olan kavm içinde var. Ayet var, alamet var, belirti var. İnne fî zâlik le âyeten li kavmin yetefekkerun. Oldu mu? Nerede tefekkür ediyorlar?
fissun'i ta'ala. Allah Zülcelal'ın sünnünde tefekkür edenlerin neyi var? Ayet var. Allah'ın sünnünde, Allah Zülcelal'ın senatında tefekkür edenlere ne var? Ayet var. Vallahu halakakum ve lem tekunu istese buradan duralım. Çünkü ne de hele ben o kadar bakan bir şey bakacaktım ona. Kanunatı takdir ilahi ismini unutmuştuk değil mi? Muhtelif yani bu arada burasıydı. Oldum. Duralım burada. Kaçıncı ayete geldik? 70. ayet. Vallahu halakakum. Ha orada duralım. Sunu mesel mana mesnu'a mesnu'dur. Bir lafı da istiğrak için olunca yani اِنَّ فِي ذَلْكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ فِي مَسْنُعَاتِهِ yani فِي مَخْلُقَاتِهِ oldu. وَسَلَّ اللّٰهُمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَعَلَى آلِهِ وَالصَّحْبِهِ وَسَلَّمْ اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب